Mustafa Cengiz fidan dikme organizasyonuna katıldı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte plaketi takdim edildi ve açıklamalarda bulunacak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz. O noktadayız. Paltoyu duruyor mu? Pot kırma diyorsun. Şimdi basınımızın değerli mensupları ve çok değerli Galatasaraylı kardeşlerim ve dünyanın en büyük camialarından Galatasaray camiası. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi biz ilkokuldayken, şu anda var mı bilmiyorum, tabiat dersi okurduk. Var mı ilkokulda şu anda bu ders? Ve bize bitkiyi sevmeyi, çimenlere bakmayı, ağaçları korumayı öğrettiler. Aile olarak da bize yaş kesmeyin dediler. Asla. Yaş kesmek demek, ağaç kesmek demektir. Biz bu duygularla büyüdük. Ben kuşaklarımızın da eğitim sisteminde, özellikle buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. İlkokul düzeyinde başlaması gerek. Ağaç ve yeşil sevgisinin çok çok önemli. Bugün İstanbul belli bir susuzluk, Türkiye %30'a yakın doluluk var, çekiyorsa bunun nedenlerinden biri de ormanı hoyratça kullanmamız. Orman Bakanlığımız, ki ben de orman mühendisi olmak istemiştim, bu konuda çok büyük bir çaba veriyor. Ben Toroslar'da, Bolu'da Orman Bakanlığımızın tesislerini de gördüm. Oradaki kardeşlerimizin, sağlık çalışanları nasıl mücadele veriyorsa bizim için COVID'de, onların da ormanı yaşatmak için nasıl mücadele verdiğini gözümle tanık oldum. Onlara burada Yusuf Şahin kardeşim kanalıyla, Orman Genel Müdürünüz, bir kere bir daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun ormancı kardeşlerimiz. Tümüyle, tüm sektörü kastediyor. Sayın Bakanımız dahil. Ve bu arada biz tabii ki Galatasaray olarak Avrupalıyız, Florya'lıyız, Beyoğlu'yuz. Fakat ben Sayın Deniz Bey'in de, Deniz Köken kardeşimizin, Eyüp Belediye Başkanı delaleti ve yardımlarıyla Galatasaray Spor Kulübü olarak bir Eyüplü olmaktan da gurur duyacağım. Ve Galatasaraylılar Eyüp'te, gördüğünüz bu arazide elinden gelen gayreti hem Türk sporu için hem camia için gösterecek. Bu arada bize 50 dönüme yakın bir araziyi derhal sağlayan ve bir yıldır yaptığımız çalışmaları bugün realize eden Orman Bakanlığı'na, Eyüp Belediyesi'nin desteklerine çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bize görünmeyen çok büyük destekler veriliyor. Perde arkasında, mutfakta müthiş bir çaba gösteriyorlar. Ben bütün Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Başlangıç olarak 50 dönümlük arazide 400 yeni üyemiz artı başkanlarımızla 459 sanırım, hızlı okudum ama doğru mu? 459 ağaç dikeceğiz. Ve bu bizim Türk tabiatına, bir sivil toplum örgütü olarak sadece kavga, huzursuzlukla değil, aynı zamanda güzelliklerle, yapılandırmalarla olumlu katkı vereceğine ve topluma hem fiziken hem ruhsal olarak değer katacağına inanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Başka tesis gördük. Şu an hala bir faaliyet söz konusu galiba da. Galatasaray ne zaman antrenmanlara başlar bu tesislerde? Ormanı yapmaya başladınız mı? Fidanları dikmeye başladınız mı? Ormanı organizasyonunu yaptınız. Bundan valla derdimiz şöyle. Burada devlet bize tahsis etti. Karşılığında biliyorsunuz Riva, Florya, hatta Ali Samiyen var. Arası Mecdi yapıyor. Şimdi burada adaletin böyle dehlizleri vardır.
1000 tane. Her ay bir bölge idareden şey alıyor. Her ay bir tane. Reddediyor bölge idare bir ay içinde. Bir ay sonra başka bir bölge idare. Böyle bir komedinin içindeyiz. Fakat Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Biz sizin kanalınızla hasreten rica ediyoruz. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Çekilsinler. İki, devletle uğraşılması, devletle mahkemelik olmak, devleti karşısına almak çok yanlış, devleti zayıflatmaktır. Biz bunu tavsiye etmiyoruz onlara, bunu diyebilirim. Ve o çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini, ki kod farkı var, çok istediğimiz gibi fiziki açıdan değil ama Galatasaray bunu da yapacak işte. Bunu da yapacağız. Bir de Büyükçekmece'de bir projemiz var. Hocamızla birlikte gidip bakacağız o araziye. O da bizim. Onu amatörlere düşünüyoruz. Veya tersini. Elimizde enstrüman çok. Kamyon sesi beklenmiyor. İnşallah hepsi olacak. Uzun bir zamanda olmayacak. Hepsi kısa zamanda olacak diye umuyorum. Başkanım, müsaade ederseniz gündem dışında birkaç sorumuz olabilir mi? Gündem dışında. Sezgin burada zaten, sormamasına şaşırırım. Peki, teşekkür ederim. Ayrılıyoruz. İstanbul Orman Bölge Müdürü Sayın Yusuf Şahin'in de bir konuşması olacak. Lütfen.